Değerli katılımcılar, öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü webinarımızı Fen Fakültesi Fizik Bölümü Yoğun Madde Fiziği Anabilim Dalında görev yapan Profesör Doktor Rüştü Eke hocamız gerçekleştirecek. Enerji verimli kullanımı ve enerji tasarrufu konularında bizlere çok kıymetli bilgiler aktaracak. Sözü Rüştü hocama bırakacağım. Merhabalar öncelikle. Ben fizik bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda Temiz Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme Merkezi Müdürü Rüştü Eke. Sizlerle bugün enerji verimli kullanımı ve enerji tasarrufu konusunda bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca sizleri fazla sıkmadan daha detaylı bilgiler vermeden özet niteliğinde bizler için faydalı olabilecek şeyleri vermek istiyorum. Konuyla birlikte bir takım şeyleri sizlere anlatmaya çalışmak istiyorum. Öncelikle enerji sürdürülebilirlik, verimlilik tanımlarını kısaca yapmak istiyorum. Daha sonra da enerji ile ilgili bazı ifadeler ve biz neredeyiz, nerelerde enerji tasarrufu yapılabilir veya bu ne anlama gelir? Bununla ilgili kısaca bilgiler aktarmak istiyorum. Öncelikle enerji nedir? Enerji olarak ifade ettiğimiz şey, enerji aslında konforlu ve rahat ya da uygun geçimi sağlamak veya satın almak için gerekli olan aslında para diyor Shinkawa. Yani enerji eşittir para diyor. Dolayısıyla biz tasarruf etmek istiyoruz enerjiden. Enerjiden tasarruf edersek paradan da tasarruf ederiz diyor. Enerji dediğim gibi para diyor aslında. Yani sonuç olarak biz enerjiden tasarruf edersek para kazanırız ama tasarrufu ortadan kaldırırsak para da kazanamayız diyor. Enerji tasarrufu ile enerji verimliliği birbirine karıştırılan şeylerdir ve ikisi aslında kavram olarak birbirinden farklıdır. Enerji tasarrufu dediğimiz zaman ekipmanların kapatılmasıyla daha az enerji kullanımı demektir. Oysa enerji verimliliği aynı kalite ve hizmet için daha az enerji kullanmak demektir. Geçmiş olduğumuz zaman diliminde baktığımız zaman bunların birbirine çok fazla karıştırıldığını, hatta bazı ülkelerde enerji kullanımının ve enerjinin daha fazla kişi başına tüketimin daha fazla olması durumunda sanki daha iyi durumda veya enerjiyi daha iyi kullanıyorlar gibi algı söz konusuydu. Fakat son dönemlerde enerjinin aynı konforu sağlamak, aynı kaliteyi sağlamak için daha az kullanan cihazlarla teknolojisi daha yüksek olan cihazların kullanımı ile yine aynı hizmeti alarak veya aynı şeyleri çalıştırarak mümkün olduğu ve bu nedenle bu ikisinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği konusunda bazı şeyler ön plana çıkmıştır. Kısa bilgiler içerisinde enerji bir sistemin iş yapabilme kapasitesi olarak, fiziksel olarak ifade edilir. Biz genel fizik bir dersleri içerisinde enerjiyi tanımlarken genellikle bir sistemin iş yapabilme kapasitesi olarak ifade ediyoruz. Enerji herhangi bir sisteme eklendiğinde veya çıkarıldığında sistemin en az bir özelliğinin değişimine neden olmaktadır. Enerji bir sistemde kaynak, ürün veya atık olabilmektedir. Bir sistemi düşünürsek, buna girdi olarak verdiğimiz şeyler içerisinde enerjiyi, ham madde, su, para, insan gücü olabilir. Sonuç olarak böyle bir sistemden çıktı olarak
sanayideki herhangi bir ürünü, yani sanayi ürünlerini, bir işi, bir enerjiyi, bir hizmeti alabiliriz. Enerjiyi verdiğimiz zaman. Bunları tabii ki kısaca birkaç örnekle ifade etmeye çalışayım. Mesela sanayi ürünleri, bugün birçok yerde gördüğümüz ürünler olabilir bunlar. İş olarak, yani bir apartmanda bir asansöre bindiğiniz zaman veya bir televizyonu evde otururken açtığınız zaman bu bir enerji kullanacaktır ve bunun karşılığında buradaki size bir iş yapılmış olacaktır. Enerji üreten bir mekan olabilir. Burada bu mekan içerisinde enerjiyi alıp daha farklı şekilde sizin kullanımıza, yani bunun dönüşümünü yapan bir şey olabilir. Mesela termik santraller. Termik santrallerde siz kömür verirsiniz. Bunun sonucu olarak bazı işlemler sonucunda size elektrik enerjisi verebilir. Yine hizmet sektöründe çıktı olarak bunu alabiliriz. Yani enerjiyi aslında her alanda kullanmak durumundayız. Enerjinin kayıp olarak veya atık olarak bakılması ise enerjide taşınırken veya dönüşüm esnasında kayıplar olabilir. Bu aldığımız enerjiyi çıkış olarak herhangi bir şekilde ortaya çıkaramamak demektir. Atık olarak, bu kayıp olarak ortaya koyulabilir. Kayıp olarak neden olabilir bazı şeylerde veya ham madde şeklinde bir başka şeye dönüştürülmek üzere sistemde bu kayıp veya atık olarak değerlendirilen kısımda bunu görebilmekteyiz. Aslında şurada da ifade ettiğimiz gibi verim dediğimiz şey herhangi bir şeye girdi olarak bunu istediğiniz alanda istediğiniz şey olarak alabilirsiniz. Çıktığınızın ve bu işe vermiş olduğunuz şeyin birbirine oranıdır. Yani bir kombinin mesela verimini ifade ediyorsanız kombiye ne kadarlık bir enerji verdiğiniz veya bunun girdisinin ne olduğu, bunun sonucu olarak da siz ne istiyorsunuz? Çıktı olarak sıcak su mu istiyorsunuz veya bunu ne şekilde, nerede kullanmak istiyorsunuz? Buna göre ikisinin birbirine oranı verim olarak ifade edilebilir. Asıl olay aynı girdiyle daha çok çıktı sağlamaktır. Ve böylelikle verimi sizler yükseltebilirsiniz. Bu özellikle kullanmış olduğumuz birçok alet için veya enerjiyi ya da başka bir şey gerektiren cisimler için, sistemler için mutlaka hesaplanması veya sonuç olarak bizim gördüğümüz çıktıda bunun ortaya koyulması gerekmektedir. Verimlilik dediğimiz şey bazen girdi çıktı arasındaki oran olarak ifade edilirken bazen de yararlanılan enerjinin sisteme giren enerjiye oranı olarak ifade edilir. Yani özet ile yararlanılan veya yararlı enerjinin sizin verdiğiniz giren enerjiye oranı şeklinde ifade etmek de mümkündür. Enerji verimliliği enerji kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarda en yüksek etkinlikle değerlendirilmesini ifade eder. Teknik anlamda ise enerji verimliliği ısı, gaz, buhar, basınçlı hava, elektrik gibi çok değişik formlarda olabilen enerji kayıpları ise pardon enerji kayıpları ile her çeşit atığın değerlendirilmesi veya geri kazanılması mümkündür. Ki bazen kojenerasyon, trijenerasyon veya multijenerasyon dediğimiz bir veya birkaç şekilde, yani
birinde almak istediğiniz şeyin atığını bir başka şeye girdi olarak değerlendirdiğinizde sizin nihai olarak veriminiz de artmış olacaktır. Yeni teknoloji kullanarak ve veya mevcut tasarımların iyileştirilmesi yoluyla da üretimi, kaliteyi, performansı düşürmeden, sosyal refahı engellenmeden enerji tüketiminin de azaltılması mümkündür. Bazı durumlarda ki çokça yaşıyoruz bunu, enerjiyi daha etkin ve daha iyi, daha verimli kullanabilmek için bazen teknolojiyi daha iyi olan, teknolojisi daha iyi olan şeyleri kullandığımızda bizim aynı veya daha kaliteli bir şekilde herhangi bir şey için, bu aydınlatma olabilir, ısı elde edilmesi olabilir, yani sıcak su elde edilmesi şeklinde de olabilir, daha farklı amaçla da olabilir. Bunların hepsinde performansı düşürmeden daha az enerji tüketerek daha fazla bir sonuç elde etmek veya çıktı elde etmek de mümkündür. Bu durumda da yine yaptığımız şey enerji verimliliği olarak ifade edilmektedir. İki lambadan birini söndürürsek tasarruf, aynı aydınlatmayı sağlayan, daha az enerji tüketen teknolojik lambaların kullanılması ise verimliliktir. Özellikle bunu tekrar söylemek istiyorum. Bir aydınlatma yapmak istiyorsunuz. İki lambanız var. Bu lambalardan birini söndürdünüz. Siz tasarruf yapmış olursunuz. Daha az enerji kullanmış olursunuz. Fakat aynı aydınlatmayı, yani daha önceki iki tane lambanın yapmış olduğu aydınlatmayı sağlayan, daha az enerji tüketen lambalar kullanarak bu işlemi gerçekleştirirseniz o zaman enerjiyi verimli kullanmış olursunuz ve bu da verimlilik olarak ifade edilir. Dünyada enerji verimliliği genelde enerji yoğunluğu ile değerlendirilmektedir. Enerji yoğunluğu gayri safi yurt içi milli hasıla olarak ifade ettiğimiz GSYİH başına tüketilen ton eşdeğer petrol, TEP cinsinden enerji miktarıdır. Tabii çok çok büyük değerler olduğu için TEP olarak genellikle ifade edilir. Uluslararası yayınlarda ise 1000 dolarlık hasıla için tüketilen TEP cinsinden enerji miktarı, enerji yoğunluğu göstergesi olarak kullanılmaktadır. Biz baktığımız zaman gene bu enerji yoğunluklarına, çevrim katsayılarına, linik, kalorifer yakıtı, doğalgaz, elektrik, ben burada bazılarını işaretlemeye çalıştım. Bunların eşdeğer olarak enerji karşılıkları nelerdir şeklinde ifade ettiğimiz zaman her birinin ayrı ayrı olmak üzere en son olarak yazdığımızda ki burada elektrik enerjisi görülmekte en sonda ve beraberinde aslında şunu ifade etmek istiyorum. Bir TEP dediğimiz zaman 11.630 kilowatt saat ifade edilmektedir. Yani bir TEP yaklaşık olarak bir ton eşdeğer petrolün enerjisi olarak ifade edilir ki o da 11.630 kilowatt saatlik bir enerjiye karşılık gelmektedir. Bu tablo içerisinde bizler hangi enerji kaynağını kullanıyorsak bunun karşılığında çevrim katsayısıyla ne olduğunu rahatlıkla ne kadar elde edebileceğimizi enerjiyi görebilmemiz mümkün. Günlük yaşamımızda enerji kullanımımıza baktığımız zaman çağımızda genellikle ifade edilen şey kişi başına enerji tüketimiyle gelişmişlik göstergesi ifade ediliyordu. Ama bu tanım artık kaldırılmış durumda, geçerliliğini yitirmiş durumda. Bir birim enerjiyle en fazla üretimi ve refahı yaratmak buradaki amaçtı.
Ama az önce de ifade etmiş olduğum gibi verimli kullanım, yani aynı işi, aynı konforu, aynı kaliteyi daha az enerji tüketerek elde edebilmek, sağlayabilmek mümkünse, o zaman daha verimli cihazlar ve bazı şeyler kullanarak bu mümkün olabiliyor. Günümüzde 120 metrekarelik veya 4 kişilik bir ailenin evinde sadece yemek pişirilmesi ve saklanması ile, bulaşık ve çamaşırların yıkanması ile, eğlence araçlarının, televizyon gibi veya bilgisayardaki bazı şeyler bundan çalışılması gibi eğlence araçlarının kullanılması ile aydınlatma için harcanan enerjiyi hepsini topladığımızda yıllık yaklaşık olarak 6.000 kilowatt saat civarında olmaktadır ve bunun Türkiye'de yaşayan herkes için düşünüldüğünde yılda en az 5 ton karbondioksit üretip bunun küresel ısınmayı artırdığını, çevreye zarar verdiğini söyleyebilmek mümkündür. Kişi başına yaklaşık olarak bir yılda 5 ton karbondioksit salınmakta atmosfere. Bu karbondioksit bizim sadece kullanmış olduğumuz, bunu nasıl hesapladınız diye sorabilirsiniz. Kullanmış olduğumuz enerjinin, yani şurada belirtilen 6.000 kilowatt saatin karşılığında bir yılda kullanmış olduğumuz enerjidir bu. Bunu üretiminin termik santral gibi yerler üretildiğini düşünürsek, bu enerjinin burada üretildiğini düşünürsek, bunun ortaya çıkması için atmosfere bu kadarlık bir gazın salınması söz konusu olacaktı. Biz enerjimizin aslında büyük bir bölümünü, biz de kullandığımız enerjinin büyük bir bölümünü konutlarda kullanıyoruz. Yani tüketimin dağılımına baktığımız zaman elektrik enerjisi, ısıtma, sıcak su gibi kısımlara ayırdığımız zaman bunu binalarda, konutlarda gerçekleştiriyoruz. Ve yaklaşık olarak bu ortaya çıkan ihtiyacımızın %15'lik bir kısmını elektrik enerjisinde, %85'lik bir kısmını ise ısıtma ve sıcak su üretimi için harcıyoruz. Enerji verimliliği binalarda yaşam standardı, hizmet kalitesi, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması anlamına gelmiyor. Binalardaki enerji tüketiminin %82'si ısıtma için kullanılırken, binamızın ısıtılmasında kullanılan bu enerjinin ülkemizde harcanan toplam enerjinin %26'sını oluşturduğunu, yani dörtte birini oluşturduğunu söyleyebilmek mümkün. Enerji ihtiyacının %70'ini ithal eden bir ülke söz konusu Türkiye'de, yani ihtiyacımızın %70'ini ithal ediyoruz. Enerji tasarruf potansiyelinin yüksek olması nedeniyle özellikle binaların ısıtılması amacıyla tüketilen enerjinin azaltılması yönünde yapılan çalışmalar öncelikli konular arasında yer almakta. Isıtma ve bunun yanı sıra soğutma konusunda enerji verimliliğini sağlamanın en etkin yolu ise hepimizin bildiği gibi ısı yalıtımından geçmekte. Evimizde yalıtım yaptırdığımız zaman evi battaniye ile sımsıkı örtmeye benzeyen bir durum söz konusudur. Bu sayede dışarıdan soğuk içeriye giremez ve içeriden de ısı dışarıya kaçamaz. Bildiğimiz gibi ısınan hava yükselir, çatıdan dışarıya kaçmaya çalışır. Bu nedenle öncelikle çatının yalıtılması gerekmektedir. Sadece çatı yalıtımı yaparak enerji
faturalarınızı %20'den daha fazla oranda tasarruf sağlayabilirsiniz. Ancak yalıtımı bir binanın tümü için gerekli bir uygulama olduğunda unutmamak gerekmektedir. Binanın dış kabuğunun ısı yalıtım malzemesiyle kapanması anlamına gelen bantolama uygulamasıyla ortalama olarak %50'lik bir enerji tasarrufu sağlamak mümkün olacaktır. Alan büyüklüğüne göre baktığımız zaman tabii ki enerjiyi her zaman ısıtma için kullanmıyoruz. Bir kısmını da aynı zamanda soğutma için kullanıyoruz. Alan büyüklüğüne göre de bulunduğumuz yere göre de veya bazı durumlara göre de bunlar farklılıklar göstermekte. Ben detaylı bir şekilde her bir şekli ifade edeceğim. Çünkü slaytlarımız biraz sayı olarak fazla gibi görünmekte. Ona göre bir hızlı gerektiğinde geçmeye çalışacağım slaytları. Kapalı ve uygun perdeler, pencerelerden ısı kaybını %25 oranında önlemektedir. Kapı çevresi etrafındaki çatlakları kesinlikle onarmamız gerektiğini de yine sizlere söylemeliyim. Çift cam ki büyük bir bölümü kullandığımız camların zaten çift cam şeklinde artık diğerlerinin üretimi çok fazla karşımıza çıkmamakta. Sadece bazı amaçlarla kullanmaktayız onları. Ve böylelikle kayıplarımızı belirli bir oranda engelleyebilmek de yine mümkün. Isıtma için yalıtıma geldiğimizde radyatörlerden çıkan ısı yani kalorifer petiğimizi bir düşünebiliriz bunları. Radyatörün arkasındaki duvarı ısıtmakta. Bu ısı kaybını önlemek için radyatörlerin arkasına alüminyum folyo gibi ısı yalıtım levhalar yerleştirirsek bizler buraya giden enerjiyi içeriye, mekana daha farklı şekilde oraya gitmesini, duvarı ısıtmasını engelleyerek bizleri yaşadığımız mekanlar ısıtmasını sağlayabiliriz. Tatil veya diğer sebeplerle evde bulunmadığımız dönemlerde ısıtıcımızın veya radyatörümüzün varmasını kısmalı ya da kapatmalıyız. Tabii ki bazı durumlarda özellikle kış aylarında şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde yavaş yavaş bahara gidiyoruz ama radyatör peteklerimizin vanası ki çoğu büyük bir bölümü termostatlıdır bunların termostatlı bir şekilde bir şeyler vanalar kullanırsak ihtiyacımıza göre enerjiyi kullanabiliriz. Eğer herhangi bir şekilde peteği bu şekilde böyle sıcak gelen miktarı, sıcak su miktarını azaltmadan, vanalarla herhangi bir şekilde değişikliği yapmadan diyelim ki sıcak olduğu hava veya bulunduğumuz mekan pencereleri açalım. Bunun yerine siz enerji kaybediyorsunuz demektir. Enerji kaybederken aslında verdiğiniz enerjiyi pencereyi açarak dışarıyı ısıtma işlemini sağlıyorsunuz. Tabii ki dışarıya sıcak hava gidecek, dışarıdan da soğuk hava içeriye geliyor. Isıtıcının veya radyatörlerin önüne ya da üzerine kesinlikle eşya veya bazı şekillerde mermer gibi, çamaşır gibi kurması için bazı şeyleri koymayalım. Çünkü bunları koyduğumuz zaman ısının yaşadığımız mekana yayılmasını veya bulunduğumuz odaya yayılmasını engelleriz. Radyatörün bağlantı borularında su sızıntısı olmadığından mutlaka emin olmalıyız. Odalarımızı havalandırırken ısıtıcılarımızı kapatmalıyız. Bazen ısıtıcılar kapatılmadan bu işlemler gerçekleşir. Böyle bir durumda da ısı transferi farklı şekillerde ortaya çıkar ve mekanın durumunda değişiklik söz konusu olabilir. Isı yalıtımı ile ilgili
bazı durumlar söz konusu. Bununla ilgili de sadece yaşadığımız mekan değil, içinde bulunduğumuz binanın da enerji ihtiyacı vardır ve bu ısı ihtiyacını enerji kimlik belgesi ile her bina için ifade etmek mümkündür ve bu yasal olarak belirli şekillerde bir şeylere bağlanmıştır. Yalıtımın avantajlarını bizler biliyoruz. Isı yalıtımıyla ısıtma, soğutma giderlerinde neredeyse yarısını yani %50'sini tasarruf edebiliriz. Isı yalıtım maliyetine baktığımız zaman binanın maliyetinin %3'ü ila 5'i arasında değişmektedir. Yüksek enerji tasarrufu nedeniyle yalıtım yatırım maliyetini çok kısa bir süre içerisinde karşılayabilmektedir. Sadece ısıtma değil, aynı zamanda bizler soğutma da kullanmak, soğutma ihtiyacının da söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki yazın mekan olarak soğutma ihtiyacımız varken birçok yerde yılın bütün zamanlarında yiyecek içecek gibi bazı gıdaların ki buzdolabında soğutulması burada kullanımı söz konusudur. Bu araçların buzdolabı gibi, klima gibi araçların kullanımında bizler soğutma amacıyla elektrik enerjisi kullanmak. Elektrik enerjisini eğer tasarruf edebileceğimiz şekilde üretirsek, bunu üretenler için söylüyorum. Çünkü bizim elektrik enerjisi üretebilmemiz ancak fotovoltaik sistemlerle mümkün. Onu biraz sonra çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Klimanın tercih edilmesi de büyük önem taşımakta. Doğru klimanın, doğru alanların belirleyerek doğru ürünün tercih edilmesi, doğru kapasitede olan ürünlerin tercih edilmesi de bizim için önemlidir ve para enerji tasarrufu sağlayabilmesi mümkündür. Hemen geçiyorum buraları. Enerji verimliliği ile ilgili az önce de söylediğim gibi çeşitli zamanlarda çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. Enerji verimliliğiyle ilk tanıştığımız yıllara baktığımız zaman bu konuda çıkan kanun EVK olarak ifade edilen ve 2007 yılında ortaya koyulmuştur. Daha sonra sürekli olarak bazı şeylerde değişiklikler, uzatılmalar gibi bir takım şeylerde söz konusudur. Bu kanunun amacı enerjinin etkin kullanılmasını, israfın önlenmesini, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, enerjinin çevrenin korunması için gereken şekillerde enerjinin kullanımı verimliliğin artırılmasını amaçlamaktadır. Daha önce de söylediğim gibi bunları hızlı bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Geçeceğim bazılarını. Her binanın enerji kimlik belgesinin olması gerektiğini ifade ettim. Bazı durumlarda renklerle ifade edilmiştir. Eğer bakın şu sınıflandırmanın daha kolay olmasını, anlaşılabilir olmasını sağlamak için belirli standartlar vardır. Buna göre kırmızıdan koyu yeşile doğru bir değişim söz konusudur. Burada mümkün olduğunca yeşile doğru olanları tercih etmekte veya bu şekle dönüştürebilmekte bizim için önem kazanmaktadır. Her bir binanın enerji kimlik belgesi vardır. Bunlar belgelenmeli, ona göre bir takım şeyler alınmalıdır. Tabii ki bulunduğumuz binanın ülkemiz için bulunduğu yer veya dünya üzerindeki konumu da önem taşımaktadır. İklim koşullarına göre bu da
farklı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bakın burada Türkiye haritasını görmektesiniz. Buradaki rakamlar ilk trafik kodlarını ifade etmekte. Renkler ise bölgeleri göstermektedir. Biz Muğla olarak şurada yeşil yani birinci bölgede bulunmaktayız. Ege'deki, Kıyı Ege'deki ve Akdeniz'deki iller açısından yeşil olarak birinci kuşakta bulunmaktayız. Oysa il merkezimiz daha çok buradaki mavi ile gösterilen veya lacivert ile gösterilen bölgeye yakın yerine yani ikinci bölgede yer almakta. Buna göre enerji ihtiyaçlarımız ve enerji açısından binalarımızın durumları da belirtilmekte. Yönetmeliğin bazı yaptırımları da vardır. Isıtma sistemlerinin projelendirilmesi, soğutma sistemlerinin projelendirilmesi, bunların uygulamada durumlarıyla ilgili bazı şeyler söz konusudur. Burada sıcak su veya sıcak suyu sahi tesisatta kullandığımız sıcak suyu, bunun üretimi, bunu nerede, nasıl, ne şekilde kullandığımız da yine belirlenmiş ve tasarrufları bunların mümkün olabilmektedir. Otomatik kontrol veya otomasyonla bunları yapabilmek de mümkündür. Çok özür dilerim. Elektrik enerjisi tasarrufu veya aydınlatma sistemleriyle tesisatımızı düzenleyerek bunları gerçekleştirebilmek mümkündür. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yapılacak olan her 1.000 metrekarenin üzerinde kullanım alanına sahip olan binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz gibi fosil olmayan enerji kaynaklı sistem çözümleri ve tasarımcılar tarafından rapor halinde hazırlanılarak değerlendirilebilir mümkün olduğu sürece içerisinde imkanlar el verdiği veya feasible olduğu durumlarda bu tür sistemler bulunduğumuz yere göre hangisi uygunsa onlar tercih edilebilir. Geçiyorum buraları. Kojenerasyon ile birinde yani sistemlerimizden birindeki atık bir başkasında girdi olarak değerlendirilebilir. Enerji tüketimimiz, bunları geçiyorum bir kısmını, özel sektör yatırımları ile bunlar gerçekleştirilmekte çoğu. Artık devlet bu alanda yatırımları daha fazla yapmak yerine belediyelere, özel sektöre bunların bir kısmını bırakmaktadır. Özellikle şuradaki pay içerisine baktığımızda çöp, biyokütle gibi atık ısı gibi bir kısmında enerjinin belediyeler tarafından sağlanan veya özel sektör tarafından sağlanan yapılan sistemlerle olduğunu, bunu yakın bölgelerde olduğumuz için söylüyorum. Denizli Aydın arasında veya Ege'de başka yerlerde mesela İzmir yine buradan bir bu yerlerden biridir. İzmir'de Balçova tarafında ya da daha farklı şekilde İç Ege'de bazı yerlerde jeotermal enerjinin konut ısıtmasında veya daha yüksek sıcaklıklarda çıkan, buhar şeklinde çıkan enerjinin veya sıcak suyun buhar şeklinde çıkması durumunda da bizler veya oraya o bölgeye yeterli miktarda ise şayet
elektrik enerji üretilmek üzere termal bir saha, jeotermal bir saha ile elektrik enerji üreten termal bir tesis, jeotermal bir tesis kurabilmek mümkündür. Bugün ülkemizin birçok yerinde rüzgar enerji sistemleri görmekteyiz. Aynı zamanda bunları yeşil enerjiler olarak aldım ve buna göre bir kısmını, özellikle sol taraftakileri söylemeye çalıştım. Bunlar içerisinde güneş, rüzgar büyük bir bölümünü oluşturmakta, hidroelektrik santrallerle suyun gücünü kullanmaktayız. Hemen sağ tarafa baktığımız zaman ki burada termik yollarla bunun içerisinde büyük bir bölümünün doğal gaz olduğunu, bazı kısımlarında ise katı yakıtlı, çoğunda lignit ağırlıklı olmak üzere termal bir şekilde enerjiyi elde edip bu termik santrallerden elektrik enerjisinin elde edilebilmesi durumu söz konusudur. Tabii ki buradaki gördüğümüz rakamlardan farklı olarak günümüzde çok daha yüksek miktarlarda olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Yine Enerji Bakanlığı'nın sayfasından aldığımız şeylere göre, verilere göre, bakın 2050 yılına kadar bir projeksiyon yapılmış. 1990 yılından elde edilen verilere göre, buna göre baktığımızda artan bir enerji ihtiyacının söz konusu olduğunu ve bunun kaynaklara göre farklı şekillerde dağılımının olacağını ifade etmek mümkün. Enerjiyi bizler kullanırken acaba hangisinde bulunmak? Yani müsrifgillerden miyiz yoksa verimligillerden miyiz? Bazılarında farklı şeyler söz konusu olabilir. Yani bazı ürünleri kullanırken müsrif, bazı ürünleri kullanırken de verimli olarak bir takım şeyleri yapabilmek, ifade edebilmek mümkündür. Acaba biz bireyler olarak hangisinde yer almaktayız? Bunların içerisinde bazı şeyleri yine değerlendirebilmek ve sonuç olarak neler olabileceğini ortaya koyabilmek mümkündür. Bakın, her alanda ısıtma, soğutma, aydınlatma, işte bir ev için çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ürünlerimizde, buzdolabımızda, kurutucumuz varsa kurutucumuzda, televizyonumuzda, elektrikli fırın ve ocaklarda, diğer elektrikli ev eşyalarında baktığımız zaman yıllık 3.300 liralık bir fatura söz konusuyken, bununla karşılaşmış iken, bunun aslında tasarruf edilebilecek şekillerde bazı veya verimli şeyler, cihazlarla, bazı ürünlerle değiştirilebilmesi mümkün iken 3.300 liralık faturanın yıllık olarak 1.650 liraya düşebilmesi durumu söz konusuymuş. Buraya baktığımız zaman yıllık yaklaşık olarak yarısı kadar enerjiyi tasarruf edebilmemiz mümkünmüş. Yine bu ürünleri birçok alanda kullanırken bir şeyler yapabilmek her bir alanda mümkündür. Bunları da yine iyi değerlendirmek mümkün. Bununla ilgili olarak dediğim gibi her alanda kullanmak, tasarrufu sağlayabilmek, enerjiyi verimli kullanabilmek mümkündür. Bununla ilgili, finansmanla ilgili bazı konularda bizlere yardımcı olacak şeylerde veya bankalarda, kaynaklarda çeşitli şekillerde mümkündür. Bunlar TÜRSEF, MİLSEF, TÜREF gibi çeşitli alanlarda veya kırsal kalkınmayı destekleme fonunda veya bankaların almış olduğu çeşitli fonlarda ki bu amaçla yalıtım veya daha farklı şekillerde bir şeyler kullanmak için alacağınız yeni ürünlerle
sizler tasarrufu veya verimli kullanımı, enerjinin kullanımını sağlayabilmeniz, buna göre uygun faiz ölçülerinde bazı kredileri alabilmenizde bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz için mümkündür. Bu kuruluşlardan bazıları bizlere bu konuda yardımcı olabilirler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ki son dönemde sayfalarına koymuşlardır. Bunları 2030 yılına kadar enerji verimliliği konusunda bir strateji belirlenmiş ve 2024-2030 yılları arasında enerji verimliliği eylem planı ile web sayfasında bu yer almaktadır. Burada enerjiyi stratejik olarak yer alan enerjiyi da nasıl daha verimli bir şekilde kullanacağımız öngörülmekte. Kullanmayı hedeflediğimiz buradaki stratejik plan içerisinde yer almakta. Şimdi dünyaya baktığımız zaman enerji yoğunluğunun kişi başına tüketiminde biz neredeyiz? Başka ülkeler nerelerde gibi bakacak olursak biz ülke olarak şurada görmüş olduğumuz çizgi pardon, elipsin içerisinde ki bunlar OECD ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri gibi bazı şeyler yer almakta. Buradan biz içinde olmadığımızı görmekteyiz. Bakın Yunanistan, İtalya, onlar daha farklı şekilde veya Birleşik Krallık, Danimarka buradayken gördüğünüz gibi Amerika, Kanada burada. Yani burada ne anlamalıyız? Biz neredeyiz şeklinde bakarsak ülkeler açısından biz buradayız. Yani Avrupa Birliği ülkelerinden daha farklı bir yerde bulunmaktayız. Veya OECD ülkelerine baktığımız zaman OECD ülkelerinden kişi başına daha az enerji tüketiyor ama daha fazla enerji harcıyoruz. Bizler bu plana göre bakıldığında hangi yıllarda önümüzdeki zaman diliminde enerjiye ne kadarlık bir yatırım yapılması öngörülmüş bunları görmekteyiz. Bakın 2024 yılı yani bu yıl içerisinde baktığımızda 2,5 milyar dolarlık bir enerji tasarrufu için yatırımın yapılması, bu yatırımın daha sonraki süreçlerde 2030 yılına kadar artan bir şekilde ortaya koyulması ve 3,5 milyar dolara kadar ulaşması planlanmış. Tabii önümüzdeki zaman diliminde nelere ne kadarın aktarıldığı veya planlandığı yine ülkedeki yaşanacak şeylere bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bunun biz ne kadarını karşılayabiliriz? Bunlara bakacağız. Şimdi bu plan içerisinde, stratejik plan içerisinde 10 madde ortaya koyulmuş. 10 ana başlık daha doğrusu. Bunlar bu hedeflere nasıl ulaşılacak şeklinde. Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi. Enerji verimliliğinin ve bir toplumsal seferberlik yaklaşımı içerisinde bunun değerlendirilmesi de mümkün olacağını, tüm kesimlerde bir bilinçlendirmenin, farkındalığın artırılmasının söz konusu olacağını, yeşil dönüşüm ile enerji üretiminde, yeşil dönüşüm ile bunun teşvik edilebileceğini, enerji verimliliğinin artırılması gerektiğini, binalarda enerjinin verimli kullanımı ve enerji verimliliğinde çözüm ve yaklaşımlarla karbon emisyonlarının azaltılması, kamunun bu konuda öncü rol üstlenmesini gerektiğini, dijital uygulamalar ve yenilikçi teknolojilerle enerji verimli ekipmanların kullanılmasını, sanayi sektöründe yeşil dönüşüm çabalarının teşvik edilmesini, artan hareketliliğin yol açtığı yüksek enerji kullanımını dengeleyecek şekilde ulaştırma sektöründe enerji verimli
çözüm ve uygulamalara öncelik verilmesini sağlamasının amaçlanması, tarım sektöründe rekabetçiliği artırabilmek amacıyla tarımsal sulaman gıda tedarik zincirinin sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflenmesini ve enerji kullanımının bu alanda daha etkin bir şekilde ortaya koyulması gerektiğini, çevre dostu döngüsel nitelikli ve enerji verimli ürünlerin piyasaya dönüşümünün sağlanmasını, enerjinin tüm değer zinciri boyunca verimliliğini artırmak, üretimini, iletimini, enerjinin son kullanıcıya kadar iletimi konusunda dağıtımda bir takım kayıp ve kaçakların azaltılması ile belirli şekillerde tasarrufun ve verimli kullanımın söz konusu olabileceği hedeflenmiş. Bu hedeflerin acaba sektörel olarak baktığımızda daha önceki durumunda neler olmuş? Buna bakarsak enerjimizin büyük bir bölümünü bizler binalarda kullandığımızı ifade et. Buna bakarsak biz nerelerde ne kadarlık bir hedefleme gerçekleştirmişiz ve bunu hangi oranlarda gerçekleştirmişiz diye bakacak olursak eğer bakın turuncuyla gördüğümüz hedeflenen kırmızıyla gördüğümüz ise gerçekleşen. Biz burada sektörlerde tarımda bazılarda tarımda enerji üretiminde iletiminde dağıtımında ulaştırmada, binalarda, sanayide toplam olarak bakacak olursak hedefin bir miktar üzerinde bir gerçekleşme söz konusu olmuş. Bu hedeflerimizi bazı alanlarda, bazı sektörlerde tutturabilirken bazılarda tutturamayacağımız veya daha iyiye gideceği gibi bir durum söz konusu olabilir. Örnek vermek gerekirse ulaştırmada bizim hedeflerimize yaklaşamama gibi bir durumu söz konusu iken enerji üretiminde ya da sanayide bizler daha farklı bir şekilde bunu gerçekleştirdiğimiz, hedeflerimizi aştığımız söz konusu olarak karşımıza çıkmakta. Kullanıcı tarafında ise enerji verimliliğini, yönetimini iyi değerlendirmemiz gerekir ve bununla ilgili olarak da yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından da bir rapor hazırlanmış ve Hasat 2 projesi içerisinde değerlendirmeler yapılıp bu rapor sunulmuş ve web sayfasında var. Çeşitli şekillerde internette baktığımız zaman daha detaylı inceleyebilmek için ilgi alanımıza göre bunları elde edebilmek mümkündür. Yine Enerji Bakanlığı'nın sayfasına baktığımız zaman Yenilenebilir Enerjiler Genel Müdürlüğü'nün sayfasında çeşitli videolar var. Halkımız da daha iyi görülebilmesi için veya evlerde bunun ne şekilde, nasıl kullanılabileceğini ortaya koymak için Enerji Hanım diye kısa bir video hazırlamışlar. Bu enerjinin evlerde daha farklı bir şekilde kullanılmasıyla ilgili. Yine çocuklara yönelik daha çok yaş grubuna göre, küçük yaş grubuna göre enerjinin nasıl kullanılacağını, tarımda, sanayide enerjiyi nasıl verimli olarak kullanacağımızı, enerjiyi verimli olarak ulaşım sektöründe nasıl kullanacağımızı ve genel olarak enerjiyi nasıl verimli kullanacağımız konusunda kısa kısa videolarla bilinçlendirmeler yapılabilmiş ve bunları şurada belirtmiş olduğum web sayfaları üzerinden izleyebilmek mümkündür. Her biri ilgi anlamına göre hangisi
bizim için uygunsa bunu alabiliriz, izleyebiliriz. Enerjinin büyük bir bölümünü binalarda tüketiyoruz demiştim. Bununla ilgili olarak bir binayı bakın şu şekilde bir termal kamera ile renklendirilmiş bir şekilde nerede kayıp var? Bunları görerek ısı nereden kayboluyor? Bunu tespit edebilmek mümkündür. Binalarda biz enerjinin daha verimli kullanılmasını da sağlayabiliriz. Bunu güneş enerjisiyle gerçekleştirebiliriz. Güneş enerji sistemlerinde bizim için en fazla kullanılan sistemler içerisinde yer almakta, yaygın bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar aktif ve pasif sistemler şeklinde ifade edilebilir. Pasif sistemler güneş mimarisi ve benzeri şekillerde aktif olarak ise güneşle sıcak su üretimi konusunda yaygın teknolojilerle karşımıza çıkmaktadır. Elektrik enerjisi üretiminde ise kullandığımız enerjiyi karşılayabilmek adına güneş pilleri veya fotovoltaik sistemler olarak ifade ettiğimiz şekilde sistemlerle bu mümkündür. Bunların hepsinin avantajı temiz ve yenilenebilir enerjiler olarak bizim tüketimimizde bir bölümümüzü enerjimizin veya tamamını ya da ihtiyacımızdan fazlasını karşılayabilmekte mümkündür. En son çıkan yönetmelik ile birlikte bu enerjiyi özellikle fotovoltaik sistemlerde kullandığımız ve bunun sonucunda üretmiş olduğumuz daha doğrusu yanlış söyledim. Bunların sonucunda üretmiş olduğumuz enerjiyi evlerde kullandığımız enerjiye mahsuplaştırabilirsiniz veya dağıtım şirketiyle ya da ürettiğinizin fazlasını sisteme verebilirsiniz. Bunlar da yine farklı şekillerde yani geçtiğimiz yıllara göre baktığımızda defalarca değişmiştir bu yönetmelikler. İlk çıktığı zaman yönetmelikler 1900 demeyin, 2000'li yılların başında hatta biraz daha gelişmesiyle birlikte 2010 yılına doğru başladı. 2010 yılında ortaya koyuldu ve ilk etapta çıkan yönetmelikle belirli bir miktarda belirli şartları sağlayarak ürettiğiniz enerjinin fazlasını sisteme satabilmeniz, bunun parasal olarak karşılığını alabilmeniz mümkündü. Ve o yıllarda belirli oranlarda kimi 10 yıllık, kimi 30 yıllık olmak üzere farklı farklı anlaşmalar dağıtım şirketleriyle veya devletle, TEDAŞ'la çeşitli şekillerde EDAŞ'larla yapıldı. Ama şu anda geldiğimiz noktada ise yine şartlar farklı olmakla birlikte defalarca değişen yönetmelikte sistem en son olarak şunu diyor ki ihtiyacınız kadar üretin. Eğer ihtiyacınızdan fazla üretirseniz ben bunu sistemde bedelsiz katkı olarak kabul ederim diyor. Yani enerjiyi fazla olan enerjiyi sisteme verebilmeniz mümkün ama bunun karşılığını alamayabilirsiniz. Alamayacağınızı ifade ediyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Bunlar merkezci bir sistem değil ve yerel olarak her bir binada veya çevrenizde kurabileceğiniz küçük sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı şekilde bunları geçelim. Ki zamanımız da bir saate yaklaştı. Çeşitli şekillerde evlerde tasarruf yapabilmek mümkün. Güneş aydınlatırsa dünyamızı ne oluyor? İşte gördüğünüz gibi ama biz aydınlatırsak böyle oluyor. Bakın şurada göstermeye çalışayım.
güneş adil bir şekilde çok iyi aydınlatabiliyor ama biz aydınlatırsak gece işte dünyamızın durumu bu olabiliyor. Dolayısıyla gün ışığıyla da aydınlatma yapabilmek mümkün. Bitireyim, en sona geleyim. Çeşitli örnekler var. Bu örnekler bakın fotovoltaik sistemleri, binalardaki örnekleri biz kampüsümüzde çeşitli şekillerde, çeşitli yerlerde bunları koymaya çalıştık, örneklerini yapmaya çalıştık. Özellikle baktığımız zaman meydana bakan bir kısmında olmak üzere eğitim fakültesinin şu anda personelin bulunduğu kısımda özellikle güneye bakan cephesi binanın kaplanmış durumda ve mimariye entegrasyonunu bunun sağladık. Çatı malzemesi olarak kullanılabilmek mümkün. İşte burada bir yüzme havuzunda veya bir işletmenin çatısında mümkün. Burada bir fuar alanında farklı şekilde görebilmektesiniz. Farklı farklı yerlerde bunların uygulamaları görebilmek mümkün. Pasif durumda bunları görebilmek mümkün. Bakın burada bir tane pasif şekilde yine aydınlatma amacıyla ve binanın bir anlamda sera etkisiyle orada içeride bulacağımız bir küçük bir sera oluşturulmuş. Burada bak kış bahçesi gibi giriş kısmında veya başka yerlerinde çeşitli şekillerde enerjiyi tasarruflu bir şekilde kullanabilmek ve beraberinde güneş enerjisinin sadece bir yerleri ısıtmasından veya aydınlatmasından ziyade kullanımı gösterilmiş. Çeşitli örneklerle bunu görebilmek mümkün. Ben sistemde kalması için, kayıt altına alınacağı için hızlı hızlı bir anlamda geçmeye çalışıyorum. Dağ başında da farklı şekillerde de bunları kullanabilmek, farklı uygulamalarla görebilmek mümkün. En son olarak beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Temiz bir gelecek hepimizin olsun diyorum. İletişim adresim burada son slaytta bulunmaktadır. Çok Hocam, teşekkür ederim. çok kıymetli bilgiler verdiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Hem katılımcılarımız hem de Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü adına ben teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Biraz uzattım herhalde, değil mi? Hayır hocam, hiç sorun değil. Çok keyifli bir sunumdu bizim için. Üstelik çok da faydalı bilgiler içeriyor. Katılımcılarımızdan sorusu olan var mıdır acaba? Sormak istediğiniz bir şey var mı sevgili katılımcılar? Benim bir sorum yok ama hocamıza bu değerli bilgiler için teşekkür ederim. Etkinliği düzenlediğiniz için de teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum Efecan İyi hocam. günler, teşekkürler, sağ olun. Soru da olmadığına göre hocam toplantıyı sonlandırıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Müştü Ben hocam bu teşekkür bilgiler ederim, sağ için. olun. Elinize ağzınıza sağlık. Teşekkürler, sağ olun, hoşça kalın, sağ olun. Görüşmek üzere, hoşça Görüşürüz, kalın. sağ olun, hoşça kalın.